السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أسري ويشرف في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وسلم. Rabbinalla fırlana ve rahmna ve anta khairul rahim amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin amin. Evet, bu kaldığımız yerden devam edelim inşallah. E, Rems arkadaş bilhassa mustar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bilhassa mustar olan. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şey, en küçük bir şeye musakkar ve muti olur. En büyük bir şey en küçük bir şeye musakkar olur, itaat eder. Öyle yaratılır. Evet. Kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi kalıktır. Bunun böyle olduğuna dair insan açık, zahir bir hali görmeyebilir. Görmüyor da mesela ben böyle bir yaratılışı gördüm diyemem ama şunu anlamak lazım ki Kainatın yaratılışında bir düzen var. Bu düzen bizim bildiklerimizin dışında düzenlilik değişmiyor fakat düzenin içindekiler devamlı değişiyor. Düzeninin düzenin içerisinde değişenlerin Değişme şekline baktığımızda hiçbir zaman rastgelelik görünmüyor. Değişme şekline baktığımızda insanların büyümesini tutun, hayvanların, diğer bitkilerin, kainatın, galaksilerin ıı, hareketlerini hepsi hem devamlı değişiyor hem de düzenli bir şekilde değişiyor. Biz değişmenin farkında bile olmuyoruz. Nasıl değiştiğinin farkında bile olmuyoruz. Fakat eğer bilinçli bir failin, bu işleri yapan birisini iradesiyle bu işler olmuyor olsa, bir yerlerde düzensizlik görünmesi gerekir hastalanmalar ölümler düzensiz olmuyor. Belli bir düzen içerisinde yaratılıyor. Demek ki bunları düzen içerisinde yaratan kendisinin sonsuz iradesiyle her şeye tek 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 karar veriyor. O sonsuz iradenin sonsuz kudretin yansımasını insan tahayyül edemiyor. Ama kainat buna şahitlik yapıyor. Kainat bunu gösteriyor. Yaratılış bunu gösteriyor. Fakat sonsuzu ihata edemediğimiz için orada kainatın düzeni kimin elinde hiç şaşırmadan değiştirilerek devam ettiriliyorsa ancak o bu kainatın sahibi olabilir. Buradaki verilmek istenen mesaj bu. Ama bu yaratılışın içerisinde gerçekleşen olayların tesadüfen olmadığını anladıktan sonra bunu yapanın iradesi bakıyoruz her şeye kendi o şeyin ihtiyacına göre mükemmel bir kainat düzenleyerek yaratıyor. Mükemmel bir şekilde. Bakıyoruz bütün hayvanların, böceklerin her şeyin ihtiyacı şu veya bu şekilde karşılanıyor bizim de çok şiddetli duyduğumuz mustar ızdıra, ız, mustar durumda kalmak e, demek çaresizliğin yani dibine varmak demek çaresizlikten ama yaratıcıya bu şekilde müracaat etmek için gerçekten yaratıcının bizim duamızı duyduğuna, ilgilendiğine tamamen ikna olmamız lazım. Öyle bir dua ile kesinlikle her şey, yani bir bakayım yaparsa diye değil. Dua edilirse onun cevabını veriyor. Hayvanlar ve bitkiler çok samimi bir şekilde insan gibi değil. Yaratılışlarının gereğinden hiçbir şekilde sapmadan hayvanlar ve bitkiler var edildikleri şekil şekliyle dua ediyorlar. Bunun örneklerini e, görmek için hayvanlardan e, mesela balıklardan örnek verilir de mesela hiç zayıf balık gördünüz mü diye bahseder. Yani bakımsız kalmış balık. Gördüğünüz mü diye bahseder. Fakat yaratılışta hem hayat verme var hem hayatı alma var. Yani ölüm de var, fanilik de var. Fanilikten dolayı bizim Yaşlanıyor olmamız, ölüyor olmamız düzenli bir şekilde tanzim ediliyor. Mesela insanlar diyorlar ki, bu doğaya uyamayanlar ölür diyorlar ya. Ama bu doğa, doğaya uyanmayanların ölmesi tesadüfen değildir. Bir düzen içerisinde yaratılıyor. Doğaya uyanlar, tabiata uyanlar, çevreye uyabilenler e, Türkçe'de herhalde öyle deniyor. İngilizcesinde başka bir kelime kullanılmıyor da. Ee, herhalde doğaya uyum sağlayabilenler e, hayatta kalır gibi bir kelime, bir cümle olması lazım. ya yani İngilizcesi. Doğal, doğal evet. seleksiyon mu? Doğal seleksiyon falan diyorlar. Evet. Ee, Doğal seleksiyon survival of the fittest derler. Yeah. Natural selection is yani belki onun karşılığıdır Türkçe'de. Bilmiyorum. İfadesi. Bu yani hayvanlar kendileri gelişmişler. İhtiyaçlarını kendileri karşılıyorlar ve şimdi karşılayamadığı için yok oluyor diyorlar ama hayvanların yaratılışı onların ihtiyaçlarını karşılaması bunların düzenli bir şekilde ayarlanması sonra yaratılışın değiştirilmesi ve o değişim yaratılışa göre bir yeni düzenleme yapılması bunun da düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gösteriyor ki bu da bizim için bir delil olur ki bunların hepsi bilinçli bir düzenleme sonucunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bilinçli bir yaratıcının olması zorunlu. Bilmem e, insan eğer mesela dinozorlar şimdi e, yok, bak ama iskeletlerini buluyoruz diyorlar ya. Şimdi dinozorların iskeletinin veya dinozorların kendilerinin yaratılışını tesadüfe verirseniz onların neslinin tükenmesini de tesadüfe verirsiniz. Benim hayatımın varlığını tesadüf diye anlatırsan, anlarsan varlığımı tesadüf diye izah edersen benim büyümemi de tesadüfen böyle gelişmişim, tutturmuşum. Bedenim tutturmuş. Bana bilinç vermiş, duygular vermiş. Artık onu hiçbir surette izah edemezler de madde nasıl bilinçlilik üretir diye. Hiçbir surette izah edemezler. Ama oluşmuş diyorlar, geçiyorlar. Vaktiyle gelişmiş diyorlar. Yani var mı deliliniz, maddenin bilinç üretecek özelliği var mı yok? E var diyemiyorlar. Ama öyle oluşmuş diyorlar. Sorun ilgililere. Her neyse. E, eğer varlığı tesadüfe bağlarsanız kaynağını o zaman olan olayların da tesadüfen böyle geliştiğini iddia edersiniz fakat ispat edemezsiniz. Kur'an'da açık bir şekilde söyler. Onların iddiaları ki Allah'ı inkar edenlerin iddialarının e, e, delili yoktur. La burhan lehum der. Yani açık. Sonra eğer bir iddiada bulunuyorsanız yaratıcının tasarrufundan başka, kainatın Rabbinden başka bir kaynağın şu veya bu şekilde bu kainatta tasarruf ettiği, yönettiği her neyse yetkili olduğu bir alan varsa o zaman Kur'an hatu burhanekum der. Çok çok açık bir şekilde hadi delilinizi getirin. Şimdi ben deniyorum ne deliliniz ne delili var diye. Yani tabiat kanunlarının harici bir varlığı var mı diye soruyorum. Ama işte doğa böyle çalışıyor diyor. E doğanın böyle çalışması şimdi benim böyle yap, e, olmam, otomobilin böyle çalışması insan yapısı olduğu için bir defa yapacağım o otomobilin mühendisinin olmadığı anlamına gelmez çünkü o otomobil, otomobilin çalışma sisteminin hiçbir şekilde otomobil, otomobilin parçalarının kendisi oluşturduklarını iddia edecek delilimiz yok. Ya bir mühendis yaptı. Bir bilinçli bir işte birisi yaptı. Bir, birisi yaptı. Kim olduğunu bilmek hiç önemli değil. Onun için insan eğer tam kalbi mutmain olarak yaratılışında kendisine verilmiş olan duygunun tatmin olması için yaratıcıya bak sen beni böyle bir ihtiyaçla yarattın bu ihtiyacı karşılayacak olan sensin ve ben sana müracaat ediyorum der ama Mustar bir şekilde şimdi ızdırar halinde. Yani, ne, ne denir Türkçe tam karşılığı ızdırar hali? Tamamen çaresizlik içinde. Fakat fıtrata uygun olacak istek. Bu da Rabb'e tam salim bir kalple takdim edilecek. Tam e, mutmain olmuş bir kalple dua ederken yani bilmiyorum e, tutarsa mı kabul ederse gibi olursa o ıstırar halindeki dua olmaz. Evet ya ben bu parçadan bunu anladım. Eğer herhangi bir fiilin bilinçli bir kaynak tarafından gerçekleştirildiğine dair bir delil görüyorsak işte o fiil kainat çapındaki tutarlı bir düzen içerisinde gerçekleştiği için bu fiili ancak kainatın yapar yapardır. Bir tek atomu yaratamazsınız. ...yok olan bir şeye kimse vücut veremez. Hiç Hiçbir şekilde de var olmuş bir şeyin... ...kendi kendine vücut verdiğini iddia edemem. Böyle bir yaratılış var. Çok açık. Peki. Bu paragraf hakkında kanaatim bu benim. Ama bu ıı, mustar olanların... Iı, ...derken şimdi yani böyle çok hani çaresizlik içinde kalanların dualarının keş büyük bir tesiri var diyor ama biz mesela çok çaresizlik içinde kalan e, insanların e, o Ne diyelim dualarının bazen de hani e, yani Allah'ın yardımı gelmiyor bazen de yani çok mustar içinde kaldığı halde insanlar. Yani yerde. çok çok dua ettikler halde mesela işte şimdi Gazze'de mesela insanlar insanlar ne kadar çaresizlik içinde Filistin Nerede? Filistin'de şu an bir yerde evet. Evet yani yani çok insanlar ölüyorlar, aç açlık var. Yani hastalık var yani böyle çok büyük bir çaresizlik var orada ve dua da ediyorlar insanlar ama e, yani e, çok bir tesirli olmuyor gibi mi ne diyelim nasıl diyelim? E, Şimdi, gördüm, gördüm. Bunu 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 biraz da e, dün dün birinden dinledim. Bunu bunu da böyle tenkit eden insanlar da var. Yani diyorlar ki ya bak işte Amerika eee İsrail işte topunu tüfeğini her bir şeyini yaptı, her türlü hazırlığını yaptı. E sen ne yapıyorsun? Oturdun, dua ettin, dua ettin. E şimdi bak adamlar bombaları yağdırıyor tepene, sen ölüp duruyorsun. Peki duayı nasıl yaptı? Duayı nasıl yaptı? Şimdi bu insanların hassas olduğu bir konu olduğu için e, Filistin'de ne olup bittiğini biliyor musunuz? Hayır, o, 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 olay olarak değil. Filistinlilerin yönetim biçimi, Filistinlilerin nasıl yaşadıkları, nasıl dua ettiklerini biliyor musunuz? Şunu söylemek istemiyorum. Hak ettiler falan değil. Filistinlilerin neler yaptığını, nasıl yaşadığını, Allah katında neyi istedikleri, ne kadar Allah'a vili e, ve kavli dua ettiklerini bilmediğimiz için, şimdi e, bomba yağdırıyor. Allah ne yapacak? Onların tembelliklerine karşı. Yani çok şeyler var konuşulacak. Ee, İsrail her şeyi planlı amaçlı bir şekilde yaparken diğeri para toplayarak yapıyor. Yani dileniyor. İki de bir problem çıkartıp dünyadan Müslümanlardan dileniyor. Peki bunların gerisindeki politik olaylar nedir? Kim bu adamlar biliyor musunuz? Yöneticiler kim? Ne diye böyle yapıyorlar? Ne ne çareye başvurdular şimdiye kadar? Ne tedbir aldılar? Nasıl bir politika bilmiyoruz. Yalnızca Müslüman ol diye kalbimiz oraya. Peki uyguladıkları politikalar, takip ettikleri hayat tarzı bir defa ben oturup da buzdar kalmak deyince birisi benim kafama vurunca muzdar kalıyorum. Benim kafama vurmayınca çok önemli bir kişiden duymuştum da şöyle demişti. Kendisi de Ürdünlü bir alim zat. Hakikaten ciddi bir insan. Geleneklerinde dedi kadına miras bırakmak olmayan bir millettir Filistinliler dedi. Hep erkeğe bıraktımlar. Allah da onlara başına musallat eder. Sen o, o kadının hakkını aldın ya, ben de seni birisini musallat ederek alırım diyor, dedi. Bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum. Şimdi adaleti ilahiyeyi iyi anlamak lazım. Mustar durumda kalınca mesela, sen yeme içme örnek vereyim ama aşırı örnek. Ee, çalışma e, Allah sana verdiği gücü imkanı kullanma. Yeme, içme, gelirin yok ve açlıktan ölmek üzeresin. Ya Rab bana yardım et. Bu mustar bir kişinin, zorunlu durumda kalmış bir kişinin duası mıdır? Buradaki verdiği örnek de bakın kırık, kalbi kırık bir masumun duası hürmetine Denizin fırtınası şiddeti hiddeti inmeye başlar. Bu kalbi kırık bir masumun duası deyince kırık bir par tahta parçası üzerindeki dediğine belki bir böcek insan olması şart değil. İnsanların iradeleri var. Öyle bir durum olacak ki senin üzerinde hiçbir sorumluluk olmayacak. Senin omuzunda hiçbir sorumluluk kalmayacak. Vazifeni yapacaksın. Fakat ihtiyarın dışında, seçim hakkının dışında onları kullanıyorsun. Onun dışında bir olayla karşılaşıyorsun ve Insan için konuşuyoruz şimdi. Buradaki verilen örnek bir hayvan içindi. Hatta bir böcek içindi. Kırık bir tahta parçası üzerindeki bir masum. Sorry. So I am your guest today. Now. Tahta parçası bu, bu kainatın genelinde, dünyanın genelinde bizi ilgilendirdi kadarıyla olan Efendim yok zelzelede bak taşın altında kalmış muzda. Evet, şimdi zelzelenin nedeni, yaratılış sebebi, hikmeti. Yani o son duruma geldiğince ya ölecek, ya ölüm verilecek, ya sakat kalacak. Bu kainatın her şeyi Mutlaka her an mükemmel bir şekilde insan istediği gibi olacak garantisini vermez. Ya ölüm var mesela. Ölüm halin ölüm anındaki bir insan. "Mustar kaldım ya Rabb bana ölümü vermedesin." duası kabul olur mu? Olmaz. Niye? Bakın kainatın sistemine aykırı, yaratılışın maksadına aykırı böyle dua olmaz. Yani özellikle takip edilen yollar, yöntemler ve insana düşen sorumluluk için sorumluluk alanında insanın yaptığı dualar, fiili dualar. Ve gerçekten Allah'tan istemesi gerçekten ama Allah e, ama e, şimdi Filistinler gerçekten Allah'tan istemiyorlar diye bir fetva vermenin hiçbir alemi yok. Ve burada ben Türkiye'de çok 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 e, istismar edilmiş bir psikolojik e, tansiyon olduğu için bu konuda konuşmak istemem. dikkat etmek lazım. Suriye-Irak sınırındaki insanlara bomba atıldığın zaman aynı hassasiyeti gösteriyor mu? Allah'ın adaleti var. Bunlar yani bu hani Türkiye'deki insanlar için konuştum. Bunlar e, hissi birçok arkasında politik manevraların döndüğü olayların e, böyle umumi prensiplerin tartışıldığı yerde o manevraların arkasındaki dönenlerin ne olduğunu bilmeden bunlar mustarip diyoruz. Mustar kaldılar diyoruz. Bilmiyoruz. Politikacıların arkasında ne gibi planları var, arka planları var bilir misiniz? Bilir miyiz? Ben bilmem. oyun Yani nasıl bir politika uygulanıyor da durup dururken bir e, savaş başlatılıyor? Kim manevra ediyor bunu? Neden böyle oluyor? Bilmiyoruz. Ama o, hocam bilmiyor. e, şunu diyebilir miyiz? Ee, birçok çocuk katledildi son bir yılda. Tüm dünya evet. gelindi. Genelinde Filistin dahil. Ee, bütün ideolojiler, siyasetler, fikirler, her neyse insanların etrafında dönen şey. Ee, bir çocuğun ne gibi bağlantısı olabilir bir ideolojiyle? Çocuğun bağlantısı olmaz. Evet, son... oradaki masum çocuğun yani. O duanın kabul olmaması'nın e, arkasına bu, ne etkiyor mesela? Şehadeti o şey, Yani şehadeti Allah'tan saymıyoruz herhalde hani bu durumda. Yani şehadet bir çocuk için yeterince büyük bir ödül değil mi yani mesela? Yani öyle bir açıdan da bakmak lazım. Ölmiyor ama. Efendim? Ölmeye, Çok... Ölmeyebiliyor da. Yani çocuk ola, ölebilir, ölmeyebilir. Biz de bak, şu yaşta ölürüz, bu yaşta ölürüz. Yani hayatımızın dizgini bizim elimizde değil, çocuğun elinde de değil. Çocuğu yaratan, çocuğa e, ölüm veren, ne biliyoruz o çocuğun belki böyle daha bebekken ölmesinin daha iyi olduğu, onun ebedi hayatı için, sonsuz hayatı için daha iyi olduğu ona ölümü çocuk kevrenin ona hayat verenin bir hikmeti maksadı olduğu ve o çocuğu şimdi 100 yıl sonra değil de 50 yıl sonra 60 yıl sonra değil de şimdi hayatını vermesi hayatını geri alması o çocuğun aleyhine olduğuna dair elimizde delil var mı biz varlığı bu dünyanın içerisinde görüyor olabiliriz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki çocuğu yaratan mükemmel bir şekilde yaratandır. Mükemmel çocuk yaratan yaptığı işin, tercihin maksadını, hedefini bilir. Biz onu anlamaya çalışacağız. Yani Şimdi bir bu böyle gelenlemeler olmaz ama güzel eee mantıklı bir şey olmaz. Bir kişi şimdi şöyle söyleyeyim faziletli ne ya da ne olup bittiğini yani yaratılışta politik alanda da politik alan pis bir yer. Orada her türlü pislik bulunur. Olduğunu bilen birisi ne bir haber geliyor diyorlar ki şu kişi yani bir cihad olmuş savaş yani bir savaş olmuş belki de düzmece bir hikaye ama bir bir mesaj veriyor şöyle şöyle olmuş bu kişi savaş var, bir şey var bu kişi öldürülmüş şehit olmuş. O adam diyor ki hayır diyor. O kişi şehit yani ölmedi diyor. Şey diyor yani ölmedi diyor. Ölmezdi. Ölmedi diyor. Efendim diyorlar adamın öldüğünü söylüyorlar. O savaşta bulunanlar diyor. Yok yok diyor. O ölme ölmedi. Sonra öğreniyorlar ki adam yaralanmış ama ölmemiş. Sonra geliyorlar örnek ama bu. Geliyorlar diyorlar ki nereden bildin ölmediğini sen orada değildin orada olanlar öldü diye telakki etmişler ama ölmemiş adam yaralı kalmış. Ya O adam doğru dürüst böyle şehit olmaya layık bir nam e hayat yaşar birisi değildi. Oradan o şehit olmaya layık değildi. Bu hikaye diyelim buna biz. Ama bize bir şey anlatıyor. Bu dünyada 20 yıl daha fazla yaşamış olmak acaba yaratılmışlığın bu dünyada var olmanın amacı mıdır Onu yaratıcının vereceği kararda bir acaba onun tercihi rahmetli hikmetli olması gerekmez mi Madem yarattı niye ona zulmetsin? O bebe, çocuğa bebeğe... her neyse çocuk öldürüldü şimdi çocuk öldürülmesin de bir asker genç öldürülsün kötü mü ya yani, e, iyi mi çocuğu öldürme de büyükleri öldürme diyeceğiz ya bu dünyada öyle açık net bir şekilde net bir şekilde Allah bir yerde mazlum var. E, o mazlumun hemen imdadına yetişecek diye e, böyle bir yaratılış olmaz. Bu Allah'ın iradesinin yani kainatın yaratıcısının iradesinin her şeyi bir maksada binaen ayarlayıp yarattığını yaratılış biçiminden anlayacağız. E Bu yaratılışta da ...mutlaka... ...bizim için bir delil var... ...bir maksat var... ...bir hikmet var... ...diyeceğiz. Bu kazancı arkadaşımız... ...bir şey yazmış... ...okuyun... ...ızdırar lisanındaki... ...dua eden kişi... ...yani... ...öyle olacak ki... ...ızdırar lisanı... Ta ...tamamen kendini... ...Allah'a teslim edecek şekilde... E, yaratıcısını bilirse bu kişi sadece kendi istediği sonucu hedeflemez. Yaratıcısının kabul edeceği her hal için dua eder. Her haldeki hayrı ister sanki. Yani benim için hayır olan neyse onu ver der. Çocukların öldürülmesinin çocuğun günahı olduğu veya gençlerin öldürülmesinin ve onlara ölüm verilmesinin onların günah olduğunu düşünürsek bütün canlılara ölüm veriliyor, kainata da ölüm verilecek. Bu bir günahtan dolayı mıdır? Hatadan dolayı mıdır? Hayır. Ya yaratılışın böyle mesela ölüm anının bilinmemesi, ölümün kesin e, belli bir tarihi olmaması. Bakıyoruz, bunlarda çok önemli hikmetler var. fayda e, Bizim dikkatimizi çeken, bize ders olacak olan, bize yol verecek olan. Onun için insanlar ızdırar halindeyken mesela Şöyle söyleyeyim ama e, yani bilmiyorum e, e, su, susuz kaldınız evde orada çeşme var su akıyor. Gidip su istemiyorsunuz susuzluktan ölüm haline geldiniz. Ya Rabb'ini kurtar diyorsunuz. Olur mu? Samimi mi bu dua? Ama ızdırar halindeyim mustar durumdayım dikkat etmek lazım. Bunlar da bu mustar durumda olanların duası insan için sanki gayri ihtiyari haller gibi olması lazım diye düşünüyorum. Ve bir de Allah'a dua etmesi lazım. Diğer bütün mahlukat Allah'a dua eder ama dua eder diye o mahlukat ölmez değil. Vazifesini yapar gider. Vazifesi vardır. İnsanın da vazifesi vardır. Her bir vahlukun vazifesi var. O vazife de Rab yaratıcısının mutlak tasarrufunu gösterir. Ondan başka kimse burada söz sahibi olamaz. Olduğunu gösterir. Yaratılışı düşünmek lazım derim. Yoksa böyle açık bir e, yaratılış örneğiyle, e, bak gördünüz mü burada muzdar durumda kalan birisi dua etti, ka duası kabul oldu gibi bir örnek gösteremeyiz. Ama yaratılışta böyle bir şeyin olması lazım, kasıtlı bir yaratmanın olması lazım sonucuna ulaşırız. İnşallah. Geçelim mi? <laughs> ne dersin? Devam edelim mi? Devam edelim hocam. Peki. Kardeşlerim, nefsin en mühim bir hastalığı da şudur ki küllü cüz'i de büyü küçükte görmek istiyor. Göremediği takdirde Ret ve inkar eder. Mesela küçük bir kabarcıkta güneşin tamamıyla tecellisini ister. Tamamıyla tecellisini. Bunu göremediği için o kabarcıktaki cilvenin güneşten olduğunu inkar eder. Ya koca güneş bunu mu yapacak? Halbuki şemsin vahdeti, tekliği tecelliyatının da vahdetini istilzam etmez. Ya, bu çok açık bir örnek değil mi? Güneş bir tane güneş var. E bir tane ise bir yerde tecelli edecek. İşte ben şu su damlacığında güneşin bütün tecellisini görmek istiyorum diyebilir miyiz? Buraya ne yazmışım? Güneşin ışığı alan nesnenin kapasitesine göre tecelliler değişir. Işığını alan nesnenin kapasitesine ışığını alan nesnenin kapasitesine göre tecelliler değişir. Şimdi e, kainatın yaratıcısının mutlak kudretinin her bir şeyde yalnızca o şeyde mutlak kudreti görmek istiyorum diyemeyiz. Ya o sonsuz kudretin o şeyin kapasitesine göre tecellisini bekleyeceğiz. Mutlak kudretin tecellisini o nesnenin kapasitesine göre bekleyeceğiz. Bu bu açık mı? Bu burada bir problem var mı? İnsan olmanın kapasitesi de bunu gerektiriyor. Benim kapasitem geçici bir dünyada eğitim görüp gideceğim. Ona göre ben burada yaşıyorum. Ama bu eğitimin neresinde ne kadar mesafe aldım? Bana ne kadar eğitim verildi? Garantisi yok. Ya bu tecellinin o ben benim hayat varlığımdaki hayat tecellisinin başlangıcını, sonucunu e, ben bilemem. Ama benim kapasitemde bana bana yarat beni yaratanın kainattaki tüm canlılara kendi kapasitelerine göre bütün gerekli özelliklerini vererek yaratan tek bir kaynak var. O da mutlak olan vahdet. Mutlak olan yaratıcı. O, o mutlak olan yaratıcı her bir şeye kendi miktarınca tecelli eder. Özelliklerini yansıtır. Fakat şunu da burada ona geliyor mu bilmiyorum. Veya delalet etmek, tazammun etmeyi iktiza etmez. Mesela kabarcıktaki güneşin cilvesi güneşin vücuduna delalet eder. Fakat güneşi tazammun etmez. Yani içine alamaz. Bu açıkladı mı? Delalet etmek, evet bir kabarcıktaki ışık yansıması bunun o ışığın bir kaynaktan geldiğini göstermesi, o kaynağın bütün kapasitesini içermesi, tazamun etmesi, kapsaması gerekmez. Bu örnekte gayet açık. Kabarcıktaki güneşin cilvesi güneşin vücuduna delalet eder fakat güneşi tazammun etmez. Güneşin tamamını içine almaz. Yani içine almaz. fakat delalet eder. Yaratılış çok acayiptir. Gerçekten çok her şey mucizevi olduğu anlaşılıyor. Bakıyorsunuz küçük bir şey yaratılıyor. Küçük büyük her neyse sınırlı bir varlık yaratılıyor. Vare, var varlık veriliyor. Ona kendi kapasitesine göre yapacağı işe göre canlı cansız her neyse öyle bir özellikler veriliyor yansıtılıyor orada. İşte her insanın kendisinde bunu tecrübe edebilir. Her bitkide tecrübe edersiniz. Canlı hayvanlarda kuşa mesela uçma özelliği vermiş. E bazı kuşlar suyun içine de girip hem uçuyorlar hem yüzüyorlar. Bak onlara da o özelliği vermiş. Hem havada yaşama atmosfer içinde hem suyun içerisinde yaşama özelliği vermiş. İnsan suyun içerisinde yaşayamaz. Ama bazı kuşlar var yaşar. Değil mi? Kurbağa. Dışarıda da yaşar, havada da yaşar. Pardon, suyun içinde de yaşar. Bak bu özellikler verilmiş. Şimdi her bir şeye kendi yaratılış maksadına göre özellik veriliyor. Onu, onu o yaratılışın mükemmel bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyor böyle bir, bir kuş yaratılmış bir arı yaratılmış ama kanadının biri diğeriyle dengeli değil. Kur'an bunu örnek verir. Böyle bir kuş var mı? Ya diğeri gelişecek diye biliyor muyuz? O evrimleşecek de tamamlayacak, rahat yaşayacak diye. Öyle bir ceset var mı? Veya fosil var mı? Bir kuş var kanadının birisinin kemikleri fosilleşmiş, diğerinden küçük. Bu kuş yaşayamaz ki zaten. Yaşayamaz ki evrimleşip gelişsin. Hayatını sürdüremez. Öyle bir mükemmel yaratılış var. Fakat o kuşun yaratılışında yaratıcının sonsuz kudret sahibi bütün kainatı bilerek yaratan olduğuna dair delalet var, işaretler var. Ona baktığınızda a kainatın düzenini bilmeyen bu kuşu böyle mükemmel yaratamaz. Zaten mükemmel olmayan yaratıklar hayatta kalmaz da, Hayatta kalmadıkları için de mükemmel olmayan. Mesela dinozorlar hayatta kalmadı değil mi? mükemmel gelişmemiş iskeleti olan bir dinozor var mı? Buldular mı bir fosil? Hiç duydunuz mu? Bazı organlara henüz genişmemiş bir canlı. Fosili var mı? Bir tane bir fosil bulduk şöyleymiş falan dediler. Sonra diğer bilim adamları yalan olduğunu, uydurma, yakıştırma olduğunu açıkladılar. Ondan da vazgeçtiler. Yok bir tane yok. Halbuki ara, ara nesillerin gelişecek, mükemmelleşecek ya, mükemmel olmayan nesillerin uzun süre mükelleşme çabasını gösterecek ve dolayısıyla milyon yıllar sonra mükemmelleşecek ya, öyle iddia ediyorlar. O milyon yılda trilyonlarca fosil olması lazım. Bir tane yok. Bu kadar açık yalan söylenir mi? Bir tane mükemmel olmayan yaratıcı, yaratığın iskeleti, fosili yok. Ama birbirine benzeyen birbirine benzeyen yaratıklar var. Öyle ya her bir insan birbirine benzer. Ama hiçbirisi aynı değil. Kim ayırıyor bunları ve hepsi mükemmel. Yaratılışında. Peki herhalde bu anlaşıldı değil mi? Tecelliye bakacağız. Tecelli şekli benim yaratıcım tüm kainatı yaratabilen olmalıdır der. Beni düzenleyen kainattaki her bir düzenli yaratılışın sahibi olması lazım haberini verir. Çünkü tamamen her bir şey yaratılışında diğer bütün şeylerle kenetlenmiş bir şekilde yaratılır. Ayrılamaz. Bir kurbanın yaratılışını, varlığını başka bir varlıktan bağımsız olarak değerlendiremezsin. Hepsi dengededir. Evet. Devam ediyorum. Herhalde bu arkadaşların söyleyecekleri varsa buyur. Ve keza bir şeyi bir şeyle tavsif edenin, vasıflandıranın o şeyle muttasıf olması lazım gelmez. Mesela şeffaf bir zerre şemsi tavsif eder. Vasıflandırır. Yani şemsin özelliklerine örneklik yapar. Ama şems olamaz. Güneş olamaz. Anlaşılıyor değil mi? Bal arısı sani hakimi vasıflandırır. Ama sani olamaz. Yani bir bir eserde o eseri yapanın özellikleri yansır. Fakat o eserin yapıcısı olamaz. Bak bu özellikler bende var diye yapamaz. Benim yaratılışımda bir Halık'ın, vücut veren, varlık veren bir kaynağın olduğuna şahitlik yapıyorum. Benim varlığım Aa, benim yaratıcım halıktır, Ka kadirdir, alimdir, ilmi sonsuzdur, iradesi sonsuzdur diye bana bakan bilir. Bu kainatla öyle bir ilişki içerisindeyim, kenetlenmiş bir şekilde ki beni ancak şu kainatı yapan var etmiş olabilir. Çünkü bilincimle, hayalimle, hafızamla her şeyle ilişki içerisindeyim soruyorum, merak ediyorum, öğreniyorum vesaire. Bak, hepsiyle ilişki içerisindeyim. E demek ki bende sonsuz bir ilim sahibinin yarattığına dair deliller var. Bu demek değildir ki ben sonsuz ilim sahibiyim. Anlaşıldı herhalde değil mi? Biraz daha gidelim. Var mı arkadaşlarımızın tereddütleri? Sorular. Arkadaş, küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. Her an kayabilirim, düşebilirim, başımı kırabilirim diyor İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek, yüzmek gibi pek kolay bir zahmettir. Peki, böyle dedim, misal vereceğim. Mesela bir insan gövdesinin cihat sittesini güneşlendirmek istediği zaman ya bir mevlevi gibi döner, dönerek Güneş gövdesinin her tarafına güneşi güneşe karşı getirir, kendisi döner veya güneşi o mesafeyi eden celp ile gövdesinin etrafında döndürecektir. Şimdi bu ilginç bir örnek. Anlaşıldı değil mi örnek? Anlaşılıyor Yok, mu? Hocam bir şey, yani tüm vücudunu güneşlendirmek istiyor diye anladım ama... Şey evet. Devamını... evet. Sen mesela, sen, çok basit çok basit. Sen bütün vücudunu, havada güneş var, yukarıda güneş var, bulutsuz. Bütün vücudunu, yalnız önünü veya sağ tarafını, sol tarafını değil bütün vücudunu güneşlendirmek istersen insan için iki alternatif var. Birisi mümkün, birisi mümkün değil. Mümkün olan ne? Sen kendin dönersin. Güneş orada sabit. Sen kendin dönersin değil mi? Böylece dört bir tarafını, bütün bedenini güneşlendirmiş olursun. Eğer hayır ben dönmeyeceğim güneş benim etrafımda dönsün dersen veya sen güneşin etrafında dönmeye kalkarsan olmaz. Şimdi biz buradan bir yere geleceğiz. Birinci şık tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de küfrün zahmetlerine misaldir. Nasıl oluyor bu? Şöyle bir not almışım buraya. Senin yaratıcına inanman için onun sana gelip kendisini tanıtmasını beklemek yerine açıklamaya baktık. Dikkat ettiniz mi? Ya ben kimse beni yaratan gelsin bana kendisini tanıtsın. Bir göreyim bakayım. Yarattığını şöyle gözümün önüne sersin demek yerine onu tanımak için sende ve kainattaki ondan gelen kendisini tanıtan yansımalara bak. Oradan tanırsın. Sen kendin dön yani. Sen kendindeki yaratılı, kendinin yaratılışındaki tecelliye bak. Yoksa o tecellinin kaynağı kendisi ba bana nasıl tecelli ettiğini göstersin dersen mutlaka anlayamazsın. Küfür ne diyor? Yaratıcıyı ben yani Allah'a inkar eden insan yaratıcıyı ben maddenin içerisinde göreceğim Anladık mı? Yaratıcıyı ben maddenin içerisinde göreceğim diyor. Orada yaratırken görmezsen demek ki madde kendisi yapıyor. Hani bana yaratıcı biz diyoruz, inananlar diyor ki, tabiat dediğin şey, doğa dediğin şey ne kardeşim, öyle bir şey yok diyor. Esans ki senin Allah'ın var mı, hani sen görüyor musun diyor. Şimdi tabiatın, tabiat denilen şeyin ne olduğunu sorduğunuzda işte bu kainatın tümü diyor. Kainatın tümünü kim yaptıyor öyleyse kim varlık verdi bunlara? Mesela benim tabiatım diyorum ya. Şimdi ben varım, benim tabiatım var. Ben bu tabiatım dediğim şeyin benim varlığımdan başka bir varlığı var mı? Dur kendine. Sen neysen olsun. Bir de ayrıca şurada tabiat kanunu var da o seni yapıyor değil. Benim varlığıma bakıyorum. Ha insan böyle yaratılıyor diyorum. Burada bir yaratma düzeninin adına kanun diyorum. Hep böyle olur diyorum. Ama hep böyle olur dedim diye hariçte de bu işleri gerçekleştiren kainatın içerisinde bunu yetkili olan herhangi bir element var mı? Yani yaratabilme özelliğine sahip bir şey var mı kainatta? Varlığını kendisinden olabilecek bir şey var mı kainatta? Peki şurayı da okuyalım inşallah. Vaktimiz e, dolmak üzere. Sual. Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde, niçin kafirler kabul ediyorlar? Yani inanmak istemiyorlar. Neye inanmıyorlar? Cevap kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Ben not almışım. Kimse ben gerçek, gerçeği reddetmek istiyorum demez. Yalnız şirk hevai nefislere yapışır. Ya Hayatımı sınırlamak istemiyorum. Kendim bir yaratıcım var benim. E, şimdi o beni ne yaratmış? Benden ne istiyor? Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ya ben özgür olmak istiyorum. Der. Ondan sonra bahane ara, Kendisine aklı çıkartmak için. Yalnız şirk hevai nefislerine yapışır. Yani ben not almışım. Ben kendimi bağımsız olarak tanımlayıp nefsin kaprislerine insanın kendisini bağımsız olarak tanımlayıp nefsin kaprislerine kapılmasıdır küfür. İnansızlığım. Kendini övecek. Ben bunun sahibiyim diyecek. Ben kendi başıma özgürüm diyecek bundan vazgeçmek istemiyorum diyecek. Ondan sonra küfür yani yaratıcı yok ne olması lazım bir bakalım der. Onlar da içine düşer. İşte nefis e, dediğimiz şey alternatiftir. Yoksa insanda bir nefis var da ayrıca o nefis geliyor insana şunu yap diyor ve zorluyor. Hayır. insanın iradesinin yanlışı tercih etme özgürlüğüne nefis denir. Hatta eğer siz bak şeytanın varlığını inkar etti derler. Eğer insanın iradesini yanlışı tercih etmesini temsil eder şeytan. Öyle bir tercih daima bizim için önümüzde açık. Kapısı açık. İnsan iradesi her zaman bir şeye ya olumlu ya olumsuz ya e, şu yönde ya bu yönde bir karar verir. E, i̇nsanın hiçbir zaman bizlerin hiçbir zaman ula, e, unutmayacağımız konu şu. Benim özgürce seçme hakkım var ve bu özgürce seçme hakkımla ben İki ayrı kutupta yanlışta doğru da seçim yapabilirim. Ama bir insan şu yoldan mı gideyim, bu yoldan mı gideyim diye yaptığı seçim iradesinin sonucudur. Ama buradaki konu inansızlık yani inkar veya tasdik. Yaratıcım var, yaratıcım yok. Arasında karar verme konusu burada. Biz irademizi kullanarak her yaptığımız iş irademizle. Siz irade etmeseydiniz burada olur muydunuz? Ben burada olur muydum? Olmaz. Tamam. Bakın seçtik mi? Bu gösteriyor ki bende irade var. İrade iki alternatiften birini seçme ise imanla küfür de iradenin sonucudur. Yoksa insan Özgüre göre her şeyden haberi var ama ben kafir olayım diye değil. Ya nefsi bir bahane uyduruyor, özgür olmak istiyorum diyor. Bakıyor, iman yolu, Allah'a teslim olma yolu, yaratıcıyı kabul etme yolu onun tercih ettiğine uymuyor. Uymayınca bahane aramaya başlıyor. Onlar da içine düşer mülevves pis olurlar. Kendileri o pisliğin içinde bulunurlar. Ondan çıkması müşkilleşir çünkü kararı önce kendi verdi. İman ise bu da önemli bir cümle. Kasten ve bizzat takip ve kabul edilmekle kalbin içinde bırakılır. Bak küfür nefsin bir hevai nefsin bir teklifine kapılmaktır. İman da bir şeylerin tek, teklifine e, yaptığı teklife insanda bir duygu var da o duygunun o duygunun teklifine kapılıp gittiği için iman etti, olmaz. İman kasıt ister. Fakat küfür kabul e, kasıt istemez. Küfür önceden insanın nefsinin ...özgür olacağım... ...yaratıcı kabul etmeyeceğim... ...istediğimi yapacağım... ...kararını vermesinden sonra... ...gerçekleşir. Mesela ben... ...kendisi bir tanım yapmıştır... ...Müslüman tanımı yapmıştır... ...Müslümanlar için... ...ben öyle onlar gibi olmak istemiyorum... ...diyor. E, o zaman alternatif olarak... E, ...inkarı seçiyor. Niye? Niye? Eğer mümin olursam diyor öyle düşünüyor. Şu camideki cahil cühela var ya. Gitmek özet olarak ben bunu anlıyorum. Bu da önemli bir şey ama önemli bir konu. İnançsızlığı seçmek kasıt istemez. Fakat iman kasıt ister. Gerçekten ben hakikati kabul edeceğim diye. Şimdi çok basit bir matematik formülüyle dersimizi kapatalım. Yani basit bir formül olsun. Şöyle hani dört 4, 4 daha 8 eder değil mi? Şimdi 4 4 daha 8 eder sonucuna ulaşmak için insanın bunun doğru bir cevabını bulmam lazım diye kasti olarak sayacak veya onun hesabını yapacak bir tavrın içerisine girmesi lazım. Ama doğru sonucu amaçlamayan bir kimse, doğru sonucu amaçlamayan bir kimse, dikkat edin, dört dört de ya altı diyelim beş diyelim. Dokuz diyelim. Anlatabildim mi? Kapı yani ben bunun doğru cevabı nedir diye kasıt etmeyen kimse yanlış yapar. Doğru cevabını bulacağım diyen kimse eninde sonunda doğru cevabı bulur. Bir şey anlatabildim mi? Farkı anlatabildim mi? Birisi kasten Dört, dört de, daha araştırdım, inceledim, düşündüm, taşındım, hiç önyargıya kapılmadım. Yedi eder çıktı. Der mi? Kasti olarak. Ne dersiniz? Eğer doğruyu bulma kararlılığıyla bir araştırmaya girmediyse atar bir şey. Yani e, uzun uzun konuşmaya gerek yok da e, em yani o kadar eminim ki çok ciddi bir şekilde bu e, yatay zekayla e, bazı konuları tartışıyorum çok ciddi bir şekilde köşeye sıkıştıkları zaman ne diyorlar çok ilginç. Pazar günkü dersimizde konuştuk bunu. Biz on biz onunla uğraşmak uğraşmayıp evrenin nasıl çalıştığını araştırıyoruz diyor. Neye cevabı yok? Cevabı yok. İşte biraz insan bunu dert edenip gerçekten olaylar böyle mi oluyor diye e, incelese araştırsa. Çok rahat bir şekilde inançsızlığın kaynağını bulur. Anlar ya. Biraz takip kelimesi benim hoşuma gitti. Yani ta, takip istiyor yani kasten ve bizzat takip peşinde koşacaksın yani. Evet. Beni, yani kim yarattı, ya yani beni kim yarattı, bu kainatı kim yarattı, bu düzenle... Yaratabilir, yaratabilir. Kimin evet, özünü yaratabilir. Özünü. Evet. Yani ya, bir takip, takip istiyor yani. Ve de dört dört daha bilmem ne eder değil mi? Bakın tutup da biraz daha komplike olsun fark etmez. Karmaşık bir problem olsa da fark etmez. Bunun ben doğrusunu bulacağım diye çabalarken bak boş ya e, bununla kim uğraşacak? Ne yapacağım? Hayatta bir işe yaramaz bu diyen kimse atar bir tane. Ama bakın doğrusunu bulacağım diye ciddi bir şekilde çalışan kimse doğrusunu tam olarak bulamasa bile eninde sonunda o ciddiyetinin neticesinde onun doğru cevabına giden yolu öğrenir. Matematik dersinden a dersine girmiş bir kimse bir formülü yanlış çözebilir ama kasıtlı yani baştan sağa atma değil. Ya doğruyu bulmak için, öğrenmek için öğretmeni dinliyor, hocayı dinliyor, egzersizleri yapıyor. Fakat bir tane egzersizi doğruyu bulacağım diye yaptığı çalışmanın sonucunda yanlış bulmuş. Ha, ona Allah sen yanlış yaptın diye cezalandırır mı bir cevap verilmiş? Cezalandırmaz ya. ya Onun için iman yolunda olan kimsenin e, her şeyinin mükemmel olması, imanının yüzde yüz olması beklenmez. Yeter ki o yolda ol. İhtinasırat al-müstakim bu demek. İhtinasırat al-müstakim, beni doğruyu araştırmada samimi bir şekilde sabit kıl demek ihtine sıradan yoksa ben doğruyu buldum tamam eyvallah o niye ihtine sıradan müstakil gidiş yoluna puan vermek diye bir şey var hocam e, Şeyde küçükken öyle yapardı öğretmenlerimiz ha. evet evet yalnız çalışmayan doğruyu bulma gayreti içerisinde olmayanlar mutlaka yanlış sonuca ulaşırlar o, bu, bu paragraf e, bugünün dersi değildi. Bu. Evet. Birinci paragrafı hazmetmek çok zor ama bu paragraf insanın kafasına güzel, o zaman güzel yatıyor. O zaman biz doğruyu bulmak için samimi olduğumuz takdirde nerede, ne kadar doğru yaparsak elhamdülillah diyeceğiz. Yeter ki samimi olalım. Biraz vaktinizi aldım. Özür dilerim. Abdüllem müşerif. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lenna illa ma allemtenâ inneke ente'l alimü'l hakim ve ahru davâna enel hamdülillahi rabbil alamin bi hürmeti sır suretü'l fatiha.